Doğu depreminin 5. günündeyiz. Şu anda da bizler şehir merkezinde Millet Bahçesi'nde bulunan çadırların yanındayız. AFAD tarafından gördüğünüz gibi Furkan gösterirse AFAD tarafından çok fazla sayıda çadır kuruldu buraya. Burada insanlar soğuk, havalar soğuk, yaşamaya çalışıyorlar. Deprem korkusu halen devam ediyor ki biliyorsunuz pazar sabahı Düzce yine bir artçı sarsıntıyla güne merhaba demişti. Burada çocuklar de okullar tatil olduğu için tabii bahçede onlar depremden bir haber belki de oyun haline döndürdüler ama yine onlar da tabii soğukta çadırlarda kalmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi insanlar çadırların önüne masaları kurmuşlar. Bugün hava biraz güzel, dışarıda oturabilecek durumda ama akşam olduğu zaman çadırlarda hayat eminiz zorlaşıyordur. Burada hemen ailelerin yanına gidelim. Merhabalar. Çadırda mı yaşıyorsunuz? Evet. Burada kalıyorsunuz. Evet. Kaç kişi kalıyorsunuz? Şu anlık 5 kişiyiz. 5 kişi. Çocuklarınız var tabii. İki çocuk var. Bir özürlü kardeşim var. Onu gündüzleyin bir katlı bir akrabamızın evine götürüyoruz. Orada bakımın ihtiyacını karşılıyoruz. Tabii. Akşamları geri getiriyoruz. Çok zor oluyor. Evet. Eviniz neredeydi Düzce'de? Evimiz Aydınpınar'daydı. Aydınpınar'da bayağı bir hasarlandı evimiz. Evet. İşte, kaç katlı binada yakalandınız? 4. Dördüncü katta falan evet, mıydınız? Evet, dördüncü katta. Evinizde hasar? Az hasarlı herhalde. Daha gelmediler. Keşif de bakılacak. Ama geliyorlar tabii. Gelecekler tabii ki de. Evet. Allah razı olsun. Buna da şükür. Ne yapalım yani? En azından yemeğimiz veriliyor. Sıcak bir ortam sağlandı. Dışarıda kalacaktık yoksa yani. Ateş yakıp dışarıda kalacaktık. Evet. Allah razı olsun. Evet. Diyecek bir şey yok. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani iyi ki devlet var diyebileceğim bu. Afat yani geçmiş olsun diyorum bizi halkına. Evet, kurdular. Hepimiz yani bu mağduriyeti yaşıyoruz ama. Gece nasıl oluyor? Soğuk oluyor yani. Ya tabii ki yani kış mevsimine giriyoruz. Nasıl ısınıyorsunuz? Bizi geçtik yani çocuklar sıkıntı durumuna geliyor. Nasıl ısınıyorsunuz? Devletimizin verdiği küçük tüp, piknik tüpleri var. Onlarla ısınıyoruz. Ona göre yani. En yakın zamanda herhalde konteyner falan geçilir herhalde. Bilmiyorum ya geçilir hasarlı evlere. Ya da bilmiyorum. Yani eve giremeyenlere, aynen ya da özürlüleri olanlara. Ya o iletişimi biz sağladık. Dedilerse dönüş yapacağız. Bir şekilde bizi mağdur bırakmayacaklarına inanıyoruz devletimize. Mutlaka öyle, mutlaka. Yani, devlet zaten ilk andan itibaren Düzce'deydi biliyorsunuz. Aynen. Evet. Halen de bir eli üzerimizde. Devletimiz, milletimiz var. Evet. Hamdolsun. Peki, çok geçmiş olsun. Allah razı olsun hepimize. Evet, hepimize. Evet, yine siz de buradasınız. Merhaba teyzeciğim, evet. Nasılsın? Geçmiş olsun. Sağ ol, nasıl olacak işte? Bir de korku var. Korkuyorsun değil mi? Çay mahallesinde duruyoruz. Evet. İki katlı ama evinden hastalığı giriyoruz evlere. Kendim sakat, zaten duramıyorum, ayaklarımdan duramıyorum. Hasar gördü mü evin çok? Görmedim, alçak ne oldu belli olmaz. Korkuyorsun büyük deprem ama. Var, büyük deprem. Onlar kaçtı gitti. Ne yapalım? Öyle söylentiler var mı? Evet ama var çok ama. Da onlara yani, inanmayalım. Ama artçılar devam ediyor. Artçılar yine tedbirimizi var. Alalım. Tedbir alalım da ne olur ne olmaz. İşte korku siz var. Burada çadırda kaç kişi kalıyorsunuz? Benim kızım var. 3-4 kişi var. Kalıyoruz işte. Bunlar da ayrı duruyor anasından. 3 kişi duruyor. 8 kişi kalıyor. 8 kişi. Yok be, ayrı duruyor herkes. Herkesin çadırı ayrı. Ha pardon, ayrı ayrı çadırlardasınız. Ayrı ayrı çadırları var. Herkes siz de ısınma duruyor. İhtiyacınızı yine tüpler verildi. Tüpler verildi. Var mı ihtiyacınız bir şey? Buradan söylemek istediğiniz Oksijen TV'de canlı yayındasınız şu anda. İşte duruyorlar. Ya ben kendime çadır alamam. Zaten mıhtara gideceğim. Çadırım yok. Yok mu çadırın? Yok. Kızların yanında duruyor şimdi. Ya kızların yanında duruyor. Evet. Başka bir şey yok işte. Çadır istiyorsun sen. Çadır istiyorum. Ne haber? Peki başvuru yaptın mı? Yapacağım, yapmadım. Yapmadınız. Yapacağız. Ama çok kötü olursa ne yapacağız? Alacağız mecbur. Şimdi duralım da. Ne olacak belli değil. Belli değil diyorsun değil belli mi? Belli. Peki. Çok geçmiş olsun hepimize. Çok teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi. Tabii şu anda da izleyebilirsin. Oksijen TV'de. Tamam. Peki bir yandan insanlar merak ediyor tabii ki nerede izleyebiliriz, kendimizi nerede görebiliriz diye ama biz de hemen onlara söyleyelim. Oksijen TV'de şu anda canlı yayındayız. Millet Bahçesi'ndeyiz. Burada çadırlar var. Çadırların içerisinde insanlar var. Dediğim gibi belki şu anda güneş kendini gösterdi ama çok da bizi terletecek, ısıtacak bir güneş değil tabii bu. Akşam olduğu zaman daha da bir soğuk oluyor. Ama yine de az önce söylenen gibi tüpler verildi. Gece de ısınma ihtiyacımızı o tüplerle karşılıyoruz dediler. Yalnız yangına karşı da zannediyorum AFAD'ın bu çadırları dayanıklı, herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Allah korusun bir yangın durumu söz konusu olmayacaktır diyorum. Burada da var aileler. Onlara da Furkan
Mikrofon uzatalım. Merhabalar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çadırda kalıyorsunuz siz de. Çadırda kalıyoruz. Korkuyorsunuz. İlla ki. Evet. İlla. Eviniz neredeydi? Evimiz bizim Akpınar'da. Dereli Tütüncü. Evet. Binanız var mı, hasarınız çok? Var, biraz var. Biraz hasarı var. Ha. Ama teyzem eşin herhalde değil mi? Eşim, eşin. Evet, o konuşsun evet. Bak o çok konuşmak istiyor. Evet. Arabaya yatıyor, arabada yatıyoruz. Evin önüne çekiyoruz. Evet. Evi de yalnız bırakamıyorsunuz. İşte evi bırakamıyoruz. Doğru. Evin yanına bir çadır istiyoruz ama bir veren yok. Başvuru yapmadınız mı? Çadır yaptık, başvuruları. Yaptık. Tamam. Değerlendirilecek. Gelecektir inşallah. Ben ameliyatlıyım, rahatsızım. Eve de giremiyoruz. Giremiyorsunuz tabii i̇şte, doğal olarak. İşte böyle yani. Bilmiyoruz. Evet. Hastayım zaten. Siz eşinizle birlikte mi yoksa kalabalık mı kalıyorsunuz? Var benim mı çocuk çocuklarım çocuk? Var. Var ama ayrı evleri var. Tabii. Onlar da arabada yatıyor. Yazık. Onlar da öyle ha, korkuyor. Onlar da arabada herkes. Yatıyor. Hı-hı. İşte bizim bahçeye var. Büyük bahçemiz. Bir çadırımız olsa. Değil mi? Onlar hı. da beraberce. Evin yakınına mı kurarız evin diyorsun? Bahçesi. Hı-hı. Evin bahçesi. Çadırı hanımefendiler ilgilenmez. Onu belediye tarafları ilgilenir. Biz ancak sesinizi duyurabiliriz. Bunu da bu talebinizi biz mutlaka ilgilenir. Dediler. Saat 12'ye kadar bunlarda bekledik. Ama bir yoğunluk söz konusu. Siz de takdir edersiniz. Arabayı çektik, evimizin yanına yatıyoruz. Yine arabanız çünkü var, bak şanslısınız. Evet, evler o olmaz daha kötü. Değil mi? Arabalar yani, olmaz. Şöyle bir bakabilir miyiz çadırın bak, içine? Buyur, müsait buyur, değil mi? Öyle mi? Buyur. Bakalım Furkan. Teşekkür ediyorum. Şimdi AFAD çadırının içerisindeyiz, Millet Bahçesi'nde. Zannediyorum bir çadır, içinde de bir oda. Şöyle bakacak olursak. Evden getirmiş kız. Evden mi getirdi? Evden getirdi, evden. Ama battaniyeler ya falan size. Yatağı da evden getirdi. Hı-hı. Sadece battaniyeleri verdiler, başka bir şey yok. Evet. Sıcak oluyordur herhalde bu çadırın içi çünkü baktığımızda bayağı kalın değil mi Furkan? Sen onlar de görüyorsun. Onlar zaten 3 tane çocuk var. Yani İki bu... de kendisi 5 kişiler. 5 kişiler ha. Değil mi? Zor zor biz gerçekten 12 çok. 12-1'e kadar oturduk gittik evimizi bırakamadık. Evi de yalnız bırakamıyorsunuz tabii haklı yani, olarak. İnsan yani bin bir ne olursa önce var. Can eyvallah. Sonra canan değil mi? Yani. Allah bir daha yaşatmasın hadi diyelim. Ol, çok inşallah, geçmiş olsun. Inşallah. Çok tamam. Teşekkürler vallahi. Çok sağ olun. Siz ne yapıyorsunuz burada? He? Burada yapıyorum. Çadırda mı kalıyorsun? Hı-hı. Kimle kalıyorsun? Annenle babanla. Hı-hı. Okula gidiyor musun? Evet. Okul tatil. Okul tatili olduğu için mutlu musun? Evet. Peki. Evet. Ne kadar güzel. Peki hemen şöyle gidelim. Bir hanımefendi var. Ay gözleriniz çok güzel. Sizi atlamak olmazdı. Merhabalar. Merhaba. Tanıyalım mı seni? Adın ne? Beni Emel. Emel. Evet. Emel sen de burada çadırda kalıyorsun. Evet, dün verildi. Senin çadırın değil mi? Evet. Yeni mi verdiler? Evet. Bazı eksiklerimiz burası var. Burası bizim çadırımız. Bakalım mı? Evet burası sizin çadırınız. Biz 3 katlı binada kalıyorduk kirada. Evimiz tamamıyla yıkıldığı için. Yıkıldı mı eviniz evet, tamamen? Tamamen. Neredeydi eviniz? Kaynaşlı bölgesinde. Kaynaşlı'da mı evet. yakalandınız depremi? Böyle bir şekilde kalıyoruz. Evet. Peki kaldınız mı dün akşam falan? Dün akşam belediye defa, başkanı yardım ettiği için çadırımızı kurdular. Allah çok razı iyi. Olsun devletimizden. Ne güzel. Tüp falan verildi mi size? Tüp verildi. Sadece yiyecek konumu sıkıntımız var. O kadar. Peki yiyecekler zannediyorum şu ileride anıtın orada diye biliyorum ama. Yok yemek veriliyor ona gidiyoruz da bazı eksiklerimiz tamamlanmadı. Yani eve girip. Kıyafet sıkıntımız falan onları alamadık. Alamadınız yani. Evet. Tabii değil mi? Kaç evet. kişi kalıyorsunuz çadırda? Ben iki çocuğum var ve de eşim ben kalıyorum. Çocuklar okula gidiyorlar mı? Gerçi evet, tatil ama. Sadece oğlum gidiyor, kızım gitmiyor. O aynen. gitmiyor. Evet. Peki çok korktuk tabii ki hep tabii, birlikte evet, Düzce evet. halkı olarak ama evet. inşallah bundan sonra. İnşallah hep birlikte atlatacağız. Atlatacağız evet. evet. Peki teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Bu beni çok sevdi, ben de onu sevdim. Peki teşekkürler. Sizin biraz de. Kalabalığız da gelmek isterseniz. Tabii gelelim. Gelin oradan, arkadaşlar da sizi bekliyorlar. Tamam. Dedim ben hop gelirim onları şimdi dedim. Peki siz de çadırdasınız tabii burada. Tabii ki şu halimize bakın. Evet gerçekten. O biraz sıkıntı ama yine de başımızı evet, sokacak evet, bir çadırımız evet. var. Allah'a şükür. Değil mi? Biz hiç mağdur olmadık. Çok şükür. Yemeğimiz geldi. Simitimiz, poğaçamız. Çadırda kalıyoruz. Allah'a şükür. Çocukların sadece böyle çamur olduk. Evet. Çocukların sadece böyle pantolon şu bu eksiği oldu. Ama onun haricinde çok şükür. En azından başımızı sokacak bir çadır bulabildik evet. yani. Eviniz neredeydi? Eski acilin karşısında Kiremit Ocağı tarafında. Evet Kiremit Ocağı'nda. Oradaydı. Var mı çok hasar böyle?
mutfak dolaplarında bir bardak bile kalmadı da ama Allah aşkına evimizde hani temellerde falan bir şey yokmuş ama çok şükür. Hasar tespiti için başvuru yaptınız. Başvuru yaptık, geldiler. Ne dediler? Temellerde, kirişlerde bir şey olmadığını söylendi. Saç duvarlar patlak. Ama onun haricinde bir şey yokmuş. Ama korkuyorsunuz. Ay ben yok. Ben depremzedeyim bir de. Bacağım düşmüş bir şeyin beraber üstüne. Beraber yaşadık evet daha önce. O yüzden biraz kötü oldu ayağım ama ben ayağımı bile hissetmedim. Çocuklarımı çıkartayım bir an önce derdine düşünce çok kötü olduk. Allah bir daha kimseye, Rabbim hiç kimseye yaşatmasın. Amin. Göstermesin. Hadi gel gidelim onların yanına. Yani burada arkadaşlarımızla orada oturuyoruz. Gerçekten sizin burası kötü durumda. Kesinlikle. Şu anda Millet Bahçesi'nde, Çadırkent'te vatandaşların yanındayız. Ama burası çok kötü olmuş. Su birikintisi. Tabii çimenliğin üzerine de çadırlar kurulunca insanların ayakları, üstleri çamur. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Geçmiş olsun diyelim. Allah'a şükür iyiyiz. Başımızı sokacak bir yerimiz çadırımız var. Nasıl çadırda yaşamak? Gerçi daha önceki depremi yaşadınız değil mi? Üçüncü bu. Üçüncü deprem. Evimde de üçüncü deprem hasarı var. Eviniz neredeydi? Burada Kültür Mahallesi'ndeyim ben. Ama hasarlı. Hasarlı bir de bodrum katta oturuyorum. Evet. Hasar vermiyorlar. Ama baktılar mı? Evinize baktılar. Şimdi baktı. Evet. Yüzeyden bakıldı yani. Dipten değil. Söyle şey diyor söyle. Evimin vadesi dolmuş eski ev. Eski ev vadesi dolmuş. Kentsel dönüşüme döndürebilirsiniz diyor. Evet. Ev size mi ait? Ev bize ait değil. 10 daire. Ha pardon. Evet. 10 daire. Kalabalık olunca anlaşmak da zor oluyor. Anlaşmak zor oluyor yani. Bilmiyorum artık ne yapacağız. Ne yapacaksınız? Peki yalnız mı kalıyorsunuz siz yoksa yok, çocuklar mı? Yok kızım bir de torunum var torunun yanında. Torunun var. Evet. Zor ama değil mi? Gece olunca soğuk oluyor. Dur. Soğuk değil. Şey ısıtılıyor ama çadır boğuyor insanız yani. Çadırda yaşamak. Çadır. Yani ne kadar şu anda çok güzel. O psikoloji. En lüks yer. Şu anda öyle olmuş oluyor. Şu an öyleyiz tabii ki. Öyleyiz. Çok geçmiş olsun biraz ya. Biraz çamurumuz var. Çamur evet burada. Çamur. Burayı bir gösterelim. Biz de şu anda canlı yayındayız. En azından Millet Bahçesi içerisindeyiz. Belediye yetkilileri de bu konuda zannediyorum yardımcı olacaktır. Çünkü gerçekten çadıra girip çıkmak çok zor. Çadırın içi ya da sizin üzeriniz kirlenmeden. Yani her dakika üst değiştiriyoruz. Şöyle bakalım. Evet haklısın. Kaç kere yıkadık ama yine de çamur oldu. Çocukların üstü çamur oldu. Çocukların işte artık evde eskileri getirdik de onları giydirdik. Çünkü kalmadı artık hiçbir şeyleri kalmadı. En azından bir tahta. Herhangi bir çadırların şey önüne değil mi? Evet. Şöyle ya da evet. Yürüyebileceğiniz evet. Alanlara. Evet. O şeylerle demir barikatlarla kapatmışlar. Gerçi evet. O bir karışıklık olmasın. Hani rahatsız aynen, edilmesin aynen. Diye ama sizin için ama. Burayı. Ama buna güvende hissediyorsunuz kendinizi. Güvendeyiz yani. Güvendeyiz. Çok peki var mı başka bir ihtiyacınız? Buradan yetkililere yapacağınız bir çağrı var mı? Sadece bizim şu çamurumuzu buradan kaldırsınlar bize yetiyor. Bu yeterli diyorsun değil aynen. Mi? Aynen. En iyi. Doğru. Şey değil mi? Yani. Yok. Çadır verdiler, yemeğimiz var. Hani tüp verdiler, ısınıyoruz geceleri. Ben 8 kişi kalıyorum çadırımda. 8 kişi. 8 kişi rahat kalabiliyor mu? Gerçi büyük çadır. Şimdi şöyle, çadırlar büyük. Evet, 2 tane döşeğimiz var. Kendi dükkanım var, dükkanından döşek getirdim. Onu da koydum. Üçünü bir yere getirip çocukları bir tarafa, yetişkinler bir tarafa yattık. Evet. Yani tabii ki korkuyor muyuz? Evet, korkuyoruz. Olsun. Çünkü büyük bir deprem yaşamıştık daha önce zaten. Biz zaten bu da zaten bunu, onun gibi evet. Olacak üçüncü diye çok korkuyoruz. Hı. Ama tabii Allah'a şükür olsun devletimiz de yanımızda her çadırımızı verdi, her şeyimizi verdi. Çok şükür rahat. Evet. Rahat yani burada tek sorunumuz işte. Çamur. Çamur. Bu çamuru bir an önce ne yapılması gerekiyorsa sizin de söylediğiniz aynen. Gibi o tahta varla değil mi? Evet, yürüyüş aynen. Yolu evet. Yapılabilir. Çadırın içine bakmak isterseniz gösterebilirim. Tamam bakalım çadırınıza. Tamam. Ama çamurlanıyoruz. Çamursuz yerden, çamursuz yerden gidelim. Ama sizin aynen, için vallahi bilemedik onu. Peki. Size teşekkür ediyorum ama. Kolay gelsin. Geçmiş olsun tekrar. Furkan geçebilecek misin buradan? Eğilmen lazım. Şuradan da çadırların arasından geçip gerçekten çamurlu buralar. Çocuklar dışarıda. İnsanların çadırlarının içi en azından temiz kalsın diye buralara
tahtalarla bir yürüyüş yolu yapılabilir. Kediler misafir olmuş sana. Evet. Az önce onu gördük. Aleyna yardımcı olur musun? Şu Furkan'ın arka tarafından hemen, evet. Oradan bir açalım. Kuşumuz da var. Kuş Furkan. Da bırakamadık içeride evlerde. Kuşlarımız var. Evet. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Şimdi siz burada kalıyorsunuz. Bu burada da bir oda gibi değil mi burası? Evet, evet. Bölünmüş. Bunları seriyoruz. Evet. Çocukları bu tarafa, yetişkinler bu tarafa, 8 kişi kalıyoruz burada. O süngerleri AFAD tarafından değil mi? Verdi. AFAD olunca. Çok güzel. Hı-hı. O alttakini de dükkanından getirdim. Evet. Bu şurada da. Getirdik. Yani iki oda gibi değil mi? Tabii, evet. Ortadan bu gri perdeyi indirdiğiniz evet, zaman indirdiğimizde orası ayrı bir bölüm sizin olabiliyor. Oluyor, Isınma aynen. ihtiyacınızı siz ne tüpünüz var herhalde? Şurada tüpümüz var. Bununla ısınıyoruz. Bununla ısınıyorsunuz. Tabii. Yemek ihtiyacınızı da yemek yine ihtiyacımız da çadırlardan, Kızılay'dan, Kızılay'dan onlardan temin ediyoruz. Yani bu şekilde bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Çok Allah kimseyi yaşatmasın amin, Rabbim. Amin, kimseye amin, vermesin. Amin. Peki çok teşekkürler tekrar. Çok sağ ol. Şuradan hemen daha kuru yerden gidelim. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi Millet Bahçesi'ndeyiz. Düzce'de depremin 5. günü. Pazar sabahı yine biz bir sarsıntıyla uyandık. Herhalde bu artçılar devam edecek ki uzmanlar da bunu söylüyorlar zaten, ama şu çok daha büyük depremler olacak, işte Düzce'yi büyük bir deprem bekliyor gibi laf kalabalığı yapan insanlar var. Bunlara itibar etmeyin, böyle bir şeyin söz konusu olmadığı söyleniyor. Zaten deprem de çok 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 evvelinden bilinip de haber verilen bir şey değil. Takdir edersiniz, biz bunu daha öncelerinden de tecrübe etmiştik zaten. Düzceliler depreme yabancı değil, ama inşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız. Allah yaşatmasın, kimseye yaşatmasın, tabii zor. Gördüğünüz gibi Düzce'deyiz, Millet Bahçesi'ndeyiz. Millet Bahçesi'nin içerisinde kurulan çadırları, çadır kenti ve orada yaşayan insanların durumunu, yaşantılarını ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Oksijen TV'de canlı yayınlarımız devam edecek. Furkan'la ben Düzce'nin içinde gezmeyi sürdüreceğiz. Bakalım nerelerde canlı yayına geçeceğiz. Bizi izlemeye devam edin diyelim.